Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte üçgende benzerlik konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet, en önemli konulardan biri. Zaten bundan önce de hep söylemişimdir ve söylemeye de hep devam edeceğim arkadaşlar. Üçgenler gerçekten ama gerçekten geometri için çok önemli. Üçgenleri iyi bildiğimiz zaman diğer bütün şeyleri yapabiliyoruz. Ve üçgenlerin içinde de konu seçecek olursak eğer sayalım isterseniz birincisi ek çizimler, ikincisi dik üçgen, özel açı mantığı falan filan o şeyler de vardı ya arkadaşlar o. Üçüncüsü üçgende benzerlik ki şimdi o konudayız ve dördüncüsü de üçgende alan konularına çok iyi hakimsen, yani çok iyi bir şekilde yapıyorsan geometride kimse önüne geçemez kardeşim. Bütün soruları takır takır yaparsın. Ya bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Şimdi o önemli olan üçüncü konu, yani üçgende benzerlikteyiz. Haydi arkadaşlar başlayalım bakalım en önemli konulardan birine daha. Evet, iki üçgende karşılıklı açılar birbirine eşit ve karşılıklı kenarlarda belli bir oran var ise. Şimdi iki üçgende karşılıklı açılar eşit ve karşılıklı kenarlarda birbirine eşitse biz buna ne diyorduk? Eş üçgen diyorduk. Şimdi karşılıklı kenarlarda bir oran varsa bu üçgenler nedir? Benzerdir diyoruz. Bakın iki üçgende karşılıklı açılar birbirine eşit. Aa hocam iki tane açı yazmışsınız buraya. Yeterli. Niye yeterli? Nokta çizgi ise zaten 3. açı çift çizgi, 180'e tamamlayan nokta çizgi ise 3. açı otomatikman burada da çift çizgi olur. Bakın iki üçgende karşılıklı açılar noktaysa nokta, çizgi ise çizgi, çift çizgi ise çift çizgi. Bunlar böyle yan yatık, ters dönmüş falan filan da olabilir üçgenler. Şu an karşılıklı açıların eşit olmasını vermişim sadece burada. Ve karşılıklı kenarlarda da belli bir oran varsa, mesela A iken AK olmuş. Dikkat edin, noktanın karşısında A iken noktanın karşısında AK olmuş. Çizginin karşısı B iken çizginin karşısı BK olmuş. Çift çizginin karşısı C iken çift çizginin karşısı CK olmuş. Yani buradan buraya K kat var ise kenarlarda açılar eşit. Kenarlarda da belli bir oran varsa. Hocam açılarda da belli bir kat olsa olmaz mı? Olur mu sence? Burası mesela nokta ABC açısı alfa beta teta ise burası 2 alfa artı 2 beta artı 2 teta olabilir mi sizce? Çünkü açılar toplamı 180 iken açılar toplamı 360 olur. Olmaz. Açıların bir kere ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması lazım. Benzerlikte de eşitte de hep açılar birbirine eşit. Kenarlarda sadece belli bir kat varsa biz bu iki üçgene benzer diyoruz arkadaşlar. Evet. Burada diyoruz ki ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerdir. Yalnız ABC ile DEF benzerliği yazarken şu şekilde arkadaşlar benzerlik işareti şöyle gösteriliyor. Ve benzerliği yazarken ABC üçgeni, gerçi yazmışım şuraya arkadaşlar. ABC üçgeni benzerdir DEF. Bunu kafamıza göre yazmıyoruz. ABC giderken nasıl gittik? Nokta çizgi çift çizgi. Burada da nokta çizgi çift çizgi. DEF şeklinde yazacağız. Eşitteki gösterdiğim gibi. Eğer bu şekilde ters mantığı da verilmişse ABC benzerdir DEF denilmişse ABC üçgenindeki A açısıyla DEF'deki D açısı, B açısıyla E açısı, F açısıyla da C açısı birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Bunu zaten eşitte gösterdim. Bunda herhangi bir sıkıntı yok inşallah. Evet, benzerlik bu. Eşlikte ne diyorduk arkadaşlar? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir diyorduk. Benzerlikte de bu arkadaşlar çok önemli. Aynı açının karşısındaki kenarların oranlamaları birbirine eşittir. Bunu çok fazla kullanacağız arkadaşlar. Benzerlikte şöyle bir şey vardır. ABC benzerdir DEF ise kitaplarda şunu kullanırlar. AB bölü DE, BC bölü EF, işte AC bölü DF'ye eşittir diye kullanırlar. Ya buna gerek yok. Tek bilmen gereken şu kardeşim. İki üçgeni benzer bulduysan aynı açının karşısındakileri oranlayacaksın. Yalnız aynı açının karşısındakileri oranlarken de bir üçgene belirdin ya, o üçgen hep başta olsun. Mesela küçükten büyüğe, ben hep küçükten büyüğe ya da soldan sağa doğru yaparım. Siz de bu şekilde yaparsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Mesela bu üçgenden bu üçgene benzerlik var ya, ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Nasıl? Bakın burada noktanın karşısı A bölü noktanın karşısı AK yazdım. Eşittir. Sonra çizginin karşısı B bölü, bak bu üçgenden başladım buraya geldim. Çizginin karşısı B bölü çizginin karşısı BK'ya. B bölü BK. O da eşittir çift çizginin karşısı C bölü çift çizginin karşısı CK'ya. Bakın gerçekten de aynı açının karşısındaki oranlar birbirine eşittir. Ve oradaki oran benzerlik oranına eşittir arkadaşlar. İşte şuradaki oran iki üçgendeki neymiş? Benzerlik oranıymış. Aynı açının karşısındakileri oranladığımız zaman. Tekrarlıyorum. Noktanın karşısı A bölü noktanın karşısı AK. Çizginin karşısı B bölü çizginin karşısı BK. Çift çizginin karşısı C bölü çift çizginin karşısı CK. Diye benzerlik yapacaksın. Oradaki benzerlik oranı da işte hepsinde de aynı oluyor arkadaşlar. Tamam. Bu önemli. Bir de iki üçgende benzerlik oranı bütün yardımcı elemanlar oranına eşittir. Şimdi arkadaşlar bak şuraya gelelim. Tamam, bu iki üçgen benzerdir. Normal tanımını verdik. Şöyle düşünün.
Benzerliği şöyle düşünün arkadaşlar. Bir üçgen var elimizde. Telefonunuzda bu var. Telefonunuzu böyle büyüttünüz. Mesela şunu büyüttünüz. Sen bunu büyüttüğün zaman, iki kat büyüttüğün zaman A kenarı iki kat büyürse B kenarı da iki kat büyümez mi? Büyür. C kenarı da iki kat büyür değil mi? Açılarda bir değişiklik olur mu? Olmaz. Bak iki kat büyütüyorum. Bak büyüttüm. 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 Şöyle bir şey oldu değil mi? Evet, A kenarı iki kat büyütünce 2K, burası 2B, burası 2C oldu. Hocam açı aynı oldu. Çünkü iki kat büyüttün ya, şunlar paralel. Şunlar da paralel. Yöndeşlikten dolayı nokta açısı oldu. Burası çizgi, burası da çift çizgi oldu zaten. Tamam mı? Oradan dolayı temel mantık geliyor. Peki benzerliğin temel mantığı aslında buradadır. Hani telefondan dolayı biliyoruz. Tabletten dolayı biliyoruz zaten. İki kat büyüttüğün zaman bütün kenarları iki kat büyüyor ama açılarda bir büyüme söz konusu değil. Yalnız arkadaşım, üçgenin içinde şöyle bir şey varsa, iki üçgenin benzer olduğunu bulduk ya, şöyle bir çizgi varsa, sen bunu iki kat büyütürsen bu çizgi de iki kat büyümez mi? Büyür. He, kenarlarla ilişkili üçgen ve üçgenin içindeki herhangi bir elemanla ilgili benzerlikten de yine bahsedebiliriz. Bahsedebiliriz arkadaşlar. Bahsedebiliriz. Heh. Bahsedebiliriz. Yani içinde herhangi bir çizgi varsa onu büyüttüğün zaman iki kat, onun içindeki çizgi de büyür. O yüzden buradaki mantığı söyleyebiliriz. İki üçgendeki benzerlik oranı yardımcı elemanlar oranına da eşittir. Mesela iki üçgendeki benzerlik oranı yükseklikleri oranına eşittir. Hocam buradan çizilen yükseklik ve buradan çizilen yükseklik. Mesela sen bunu iki kat büyüttüğün zaman buradaki yükseklik de iki kat büyür arkadaşlar. Hah, neye dikkat edeceksin? Tek, aynı açılardan çizilen yardımcı elemanlar. Mesela bu açıdan çizilen HA bölü bu açıdan çizilen HD. Ya da buradan çizilen HB bölü HC'ye eşittir. Ya da HC bölü HV'ye eşittir. Bak yazmışız buraya. Ya da açı ortaylar oranı. NA bölü ND. NB bölü NE. NC bölü NF'ye eşittir. Ya da kenar ortaylar oranı. VA bölü VD. VB bölü VE. VC bölü VF oranı eşittir. Yani içindeki herhangi bir uzunlukla yardımcı elemanla alakalı ne varsa. Yalnız neye dikkat ediyoruz? Aynı açılardan çizilmesine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu açıdan çizilen yükseklikle bu açıdan çizilen yükseklik arasında bir ilişki yoktur. Aynı açılardan çizilenler benzerdir arkadaşlar. Çünkü sen bu bu yüksekliği çizdiğin zaman, bunu iki kat büyüttüğün zaman bu yükseklik büyüyecek. Burası da büyüyecek de burası da bununla alakalı büyüyecek arkadaşlar. Tamam mı? Bunu sakın ama sakın unutmayın. Hatta uzunlukla alakalı aklımıza ne geliyorsa çevreleri oranı da arkadaşlar yine benzerlik oranına eşittir diyebiliriz. Bak iki üçgende benzerlik oranı yine çevreleri oranına eşittir. Benzerlik oranı 1 bölü K ya, çevre ABC bölü çevre DEF'ye de eşittir arkadaşlar. Bir tek fark var. Onu da alanda detaylı bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. İki üçgendeki benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Bunun ispatını yapalım mı? Yapalım isterseniz. Hadi şu iki üçgen benzerse. Mesela burası A iken burası AK olur. Benzerlik oranı K katıysa. Burası H iken burası da HK olmaz mı arkadaşlar? Benzerlik oranı buradan buraya K katsa eğer. A, bu üçgenin alanı nedir? Bak alan ABC. A çarpı H bölü 2. Öbür üçgenin alanı nedir arkadaşlar? AK çarpı HK bölü 2. AK çarpı HK bölü 2. Oranladığımız an A'lar H'lar gidiyor mu? Gidiyor. Bölü 2'ler gitti mi? Gitti. 1 bölü K kare geldi. İşte benzerlik oranı K katıysa, yani benzerlik oranı 1 bölü K. Bu üçgenden bu üçgene 1 bölü K ise alanlar oranı da 1 bölü K kare oldu arkadaşlar. Buna dikkat edin. Uzunlukla alakalı her şey benzerlik oranına eşittir. Aynı açılardan çizilmesine dikkat edeceksiniz. Ya da çevreleri oranı da yine benzerlik oranına eşittir arkadaşlar. Yalnız alanla ilgili bir şey var. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir diyeceğiz. Bir de hacimle ilişkili bir şey var. Hacimler oranı da benzerlik oranının kübüne eşittir arkadaşlar. Onu da katı cisimlerde zaten size söyleyeceğiz. Tamam mı? Evet, benzerliğin temel mantığı bu arkadaşlar. Şimdi benzerlikle alakalı şuradaki sorulara bakalım. Ne demiş burada arkadaşlar? ABC ve DEF birer üçgen olsun. Evet, birer üçgen. ABC üçgeniyle, bakın, büyük üçgenle EDF üçgeni. Bakın şu EDF üçgeniyle ABC üçgeni, büyük üçgen aklımızda bulunsun. İsterseniz büyük üçgeni de şöyle göstereyim. Şu büyük kırmızı üçgen neymiş arkadaşlar? Birbirine benzermiş. Peki madem birbirine benzer şu üçgenle büyük üçgen. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? ABC'deki A açısıyla, mesela burası, EDF'deki E açısı birbirine eşittir değil mi? Ha, burası da o zaman 50 olacak. E sonra B açısıyla D açısı eşit olacak. ABC'deki B açısıyla 55 derece. Öbüründeki D açısı, o zaman burası da 55 derece olacak. Zaten otomatikman 3. açılarda eşit oluyor. 50-55 ise buraya kaç kaldı? 50-55 daha 105. Ne kaldı buraya? 75 kaldı. 50-55 daha 105. Buraya da 75 kaldı diyebiliriz. 3. açılarda C açısıyla F açısı zaten otomatikman birbirine eşit oldu.
x kenar demiş. Bu x kenarlığı kullanacağım o zaman. 75 ise burası da 75'tir. Bak benzerliği kullandım. Açıları yazdım. Şimdi bu bilgilerle sonuca ulaşacağım şimdi. 75, 75, 150 buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. 30, 50 daha 80 buraya 100 kaldı. 150 ise buraya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Evet. Birinci sorumuzun cevabı böylelikle 30 çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. ABC üçgeni ile EFD üçgeni birbirine benzermiş. Nasıl ki eşlikte açıları yazıyorum. Bu şekilde benzerlik verildiği zaman yine açıları yazın arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayın. ABC'deki A açısıyla öbüründeki E açısı, EFD'deki E açısı birbirine eşit. Bakın A ile E. B ile F eşit. B ile F birbirine eşit. Ondan sonra C ile de D eşit. C ile de D eşit. Evet, iki üçgen benzer. Tamam. Benzerlik oranı nedir arkadaşlar? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranıdır. E burada arkadaşlar soldan sağa doğru başlıyorum. Çift çizginin karşısı 6 bölü, çift çizginin karşısı 4 benzerlik oranıdır. Aa hocam burada ne verilmiş? Burada da şu kenar ortay çizgisi verilmiş. Bu da kenar ortay çizgisi verilmiş. Hah, benzerlik oranı nedir? Aynı zamanda kenar ortayları oranına da eşittir arkadaşlar iki üçgende. Ama aynı açılardan çizilmesine dikkat edeceğiz. Bakın çizgi açısından çizilen kenar ortay, çizgi açısından çizilen kenar ortay. Evet, sıkıntı yok. Benzerlik oranı nedir? Aynı açılardan çizilen kenar ortaylar oranına eşittir. Yani şu üçgenden başlamıştık. Bunun kenar ortayı x bölü, bunun kenar ortayı da nedir arkadaşlar? 6'ya eşittir. O zaman burada işler dışlar yapınca 4x eşittir 36'dan. X de buradan kaç buluruz? 9 buluruz arkadaşlar. Evet, umarım anlaşılmıştır. Önemli bir nokta. Benzerliğin tanımıyla ilgili iki tane soruyu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Daha detaylı soruları tabii ki bu teoremlerin içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Daha çok soru çeşidi var. Evet, benzerlik teoremleri. Birincisi açı 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 benzerliği. En önemlisi ve en çok karşımıza çıkan arkadaşlar. Hatta bu açı 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 benzerliğini 3 videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Birincisi bu videonun içerisinde. İkincisi kalıplar var. O iki kalıbı da ayrı ayrı kalıplar içerisinde söyleyeceğim. Çok detaylı arkadaşlar. Dikkat edin. Her sene sınavda bununla ilgili mutlaka mutlaka açı 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 benzerliği ile ilgili mutlaka ya 2 tane soru ya 3 tane soru mutlaka geliyor arkadaşlar. Ha, illa üçgen içinde olmak zorunda değil. Dikdörtgen içerisinde, kare içerisinde, belki çember içerisinde, analitikte bile karşımıza çıkabilir. Hatta 2021 sınavında analitik geometri içerisinde geldi arkadaşlar benzerlik. Açı 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 benzerliği hatta. Dikkat edin. Evet, şimdi açı 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 benzerliğini söyleyelim. Arkadaşlar çok basit. Aslında buna açı açı benzerliği de diyebiliyorlar. Sebep zaten iki açılar birbirine eşitse otomatikman üçüncü açılarda birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla iki üçgende şunu diyebiliriz. Karşılıklı açılar birbirine eşit ise bu üçgenler benzerdir. Hocam nokta çizgi çift çizgi, nokta çizgi çift çizgi ya da iki üçgende bütün açılar birbirine eşitse, bak üçgeni büyütmüşüm bir de böyle yan çevirmişim değil mi arkadaşlar? Evet, bu iki üçgende bütün açılar birbirine eşit, o zaman bu iki üçgen nedir arkadaşlar? Benzerdir. Benzerliği yazarken nasıl yazacağız? Şu şekilde. ABC üçgeni yazdık ya, sonra DEF yazmayacaksın, dikkat. Bu yazılımda istenilebilir belki, onu da anlatayım arkadaşlar. ABC yazarken nasıl gittin? Nokta çizgi çift çizgi diye gittin. Burada da nokta çizgi çift çizgi, yani FDE üçgeni benzerdir diyeceksin. ABC ile FDE benzerdir diyeceksin. E burada tek yapmam gereken nedir arkadaşlar? Üçgende eşitlikte de zaten bunu hep yaptık. Tek yapman gereken benzerliği bulduysan aynı açının karşısındakileri oranla kardeşim. Bitti. Şuraya notunu al. Aynı açının karşısındakileri oranla. Zaten yazıyordu ama olsun. Aynı açının karşısındakileri oranla. Söz uçar yazı kalır. O yüzden burada yazılan bir sürü şey var ama kendi notlarınızda buraya da yazın lütfen arkadaşlar. O zaman iki üçgen benzerse aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Bu üçgenden başlayalım mesela. Noktanın karşısı A bölü noktanın karşısı F. A bölü F eşittir. Bu üçgenden başladık ya, çizginin karşısı B bölü çizginin karşısı D'ye eşittir. Bakın. Çift çizginin karşısı C bölü çift çizginin karşısı E'ye eşittir arkadaşlar. İki üçgende açı 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 benzerliği. Bütün açılar eşitse benzerdir. E benzerliği yakaladıysan da aynı açının karşısındakileri oranlayacaksın. Peki arkadaşlar, şimdi sorulara başlayalım isterseniz. Sorulara başlamadan önce de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın, benzerlik okulu çok önemli bir konu. Niye? Şimdi uzunluk isteniliyorsa bizden. Bak bu mantık kafanızdan bir kenarında mutlaka olsun. Bizden bir uzunluk isteniliyorsa 90 derece varsa dik üçgenden buluruz. Özel açı varsa özel açılı üçgenden buluruz. Değil mi arkadaşlar?
Ya da açıortay varsa açıortay kuralından kullanırsınız. O yok, bu yok, şu yoksa en son çare nedir? Benzerlik. E soruya baktın. Açıortay yok, kenarortay bilgisi yok, dik üçgen yok, o yok, bu yok, şu yok. Ne yapacaksın? Benzerlik. Benzerlik içinde ilk düşüneceğin nokta açı 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 benzerliği var mı yok mu arkadaşlar? Onu inceleyeceksin. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Çok önemli. Evet, geldik neyse, şimdi örneklere başlayalım. Benzerlik oranı 2/5 olan üçgen için benzer kenarlara ait açıortaylar oranı 2/5'tir. Evet. Açıortaylar oranı 2/5'tir. Ya gerçi biz aynı açıdan çizilen açıortaylar oranı 2/5'tir dedik ama fark etmez. Benzer kenarlara ait açıortaylar da. Mesela ABC üçgeni ile DEF üçgeni. Burası A iken burası AK. Benzer kenara ait açıortay. Yani şuna ait açıortay ve şuna ait açıortay zaten aynı açılardan çizilmiş oluyor. Çünkü aynı açının karşısındaki kenarlarda belli bir orantı olacak ya, aynı açıya eşit olmuş oluyor. Evet, benzerlik oranı, benzer kenarlara ait açıortaylar oranı 2/5'tir. Doğru bir ifade mi? Kesinlikle doğru. Çevreleri oranı 4/25'tir. Hayır. Benzerlik oranı aynı zamanda çevreleri oranına eşittir arkadaşlar. Çevreleri oranı ne olması lazım? 2/5 olması lazım. Yanlış bir ifade. Alanları oranı da neymiş arkadaşlar? 4/25'tir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Evet, benzerlik oranı 2/5 ise benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir arkadaşlar. Alanlar oranı da 4/25'e eşittir. Yani cevabımız 1 ve 3 yaptı arkadaşlar birinci soruda. Geldik bir sonraki soruya. Evet, D1 paralel D3. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel vermiş. D1 ile D3 paralel vermiş. Şu paralellikleri göstereyim. Sonra şununla da şu birbirine paralel vermiş. Verilen her bilgiyi kullanacağız diyoruz. Bunlar paralelse, şununla şu paralelse, yöndeş açı var. Nokta açısıysa nokta açısı diyebiliriz arkadaşlar buraya. Hemen noktaya nokta yapıştırdık buraya. Şunlar da paralelse, hocam burası çizgiyse burası da çizgidir. İki üçgende nokta çizgi. Burası iki üçgende ikişer açıları birbirine eşit. Nokta çizgi üçüncü açı çift çizgiyse nokta çizgi üçüncü açı çift çizgidir. Bak, uzunluk soruluyor. Dik üçgen yok. O yok, bu yok, şu yok. Açı ortay, kenar ortay yok. En son çare nedir? Benzerlik. Benzerlikte de bakacağız. Benzerlik var mı yok mu? Şuraya benzerlik dedin ya. Hemen ilk başta zaten açı açı açıyı düşünürsün. Baktın bütün açılar birbirine eşit oldu. O zaman şu üçgen ile şu üçgen birbirine benzer oldu. Açı açı açı. Bütün açılar eşit olduğundan dolayı açı açı açıdan benzer oldu. Benzerlikte ne yapıyorduk arkadaşlar? Aynı açının karşısındaki kenarları oranlıyorduk. Mesela burada çizginin karşısı var. Bu üçgenden başladık arkadaşlar. Başladığınız üçgene yıldız da koyabilirsiniz ama ben genelde koymuyorum. Ya soldan sağa doğru yaptığım için ya da küçükten bir yere doğru yaptığım için soldan sağa gidiyorum ya, sıkıntı yok. Ya da yıldız koyduk buraya. Çizginin karşısı 4'ün. Buradaki çizginin karşısı x diyelim. X oranı eşittir. Burada noktanın karşısı, bakın bunlar birbirine eşit verilmiş. X'in buradaki noktanın karşısı 9 oranına eşittir. Ne oldu? İşler dişler yapınca x kare eşittir 36'tan. X'i kaç bulduk? 6 bulduk. Ama dur, daha soru bitmedi. Bizden bc bölü ce isteniyor. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar? A bölü b isteniyor. Arkadaşlar a bölü b. Benzerlik oranı ne oldu şimdi? X'i kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk değil mi? X 6'yı yazalım bakalım. Benzerlik oranı burada. Çizginin karşısı 4 bölü çizginin karşısı 6 değil mi? Evet, 4 bölü 6. Aynı zamanda çift çizginin karşısı a bölü çift çizginin karşısı b'ye eşit değil midir arkadaşlar? Evet, 4 bölü 6 neye eşit oldu? 2 bölü 3 eşit oldu. Zaten bizden ne isteniyor? BC bölü CE isteniyor. Yani A bölü B isteniyor. A bölü B buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 2 bölü 3'e eşit oldu. Evet, bu sorumuzun cevabı da 2 bölü 3 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Bak, hocam ikizkenar üçgen, hemen tabanına ait yükseklik çizelim. Ya kardeşim, taban var mı? Yok. Niye tabanına ait yükseklik çiziyorsun? Bak, ikizkenar üçgenden çözemiyorum. Dik üçgenden çıkmıyor. Oradan buradan şuradan çıkmıyorsa benzerlik. Benzerlik içinde ne gelecek aklımıza? İlk etapta açı 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 benzerliği. Bak, soru zaten bizi yönlendiriyor. ABD açısıyla bu açıyla bu açı eşit verilmiş. Hocam bunlar da ikizkenar verilmiş. İkizkenar olması açıları eşit verilmiş ya. Açıya dal diyor sana soru. Dal o zaman. Hocam bu açıyla bu açı birbirine eşit. Tamam. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. O zaman şunların da birbirine eşitliğini yaz bakalım. Şimdi arkadaşlar o zaman şuraya ben bir beta dersem, iki iç açının toplam bir dış açı alfa artı beta oldu burası. O zaman burası da alfa artı beta. Şunlar birbirine eşit. Burada da iki iç açının toplam bir dış açı. Burası da alfa artı beta. Zaten bak, benzerlik olduğunu anladık ya şimdi sorunun arkadaşlar. Benzerlik için ne lazım bize? Kenarları belli olan üçgenler lazım. Kenarları belli olan üçgenler var mı? Bak, 4'e 6 olan bu üçgen var. Bir de hocam x'e 6 olan bu üçgen var. Bu üçgenlere dikkat edecek olursak alfa beta üçüncü açı, burası çift çizgiyse alfa beta üçüncü açı, burası da çift çizgi. Ya da alfa artı beta'nın bütünleyeni, alfa artı beta'nın bütünleyeninden dolayı da açıların eşitliğini de söyleyebiliriz.
Dikkat edin. Alfa beta çift çizgi, alfa beta çift çizgi. İki üçgen bütün açılar birbirine eşit oldu. O zaman açı açı açıdan benzer. E o zaman bu iki üçgen benzerse benzerlikte tek yapacağımız bir şey var. Aynı açının karşısındakileri oranlamak. Haydi başlayalım. Alfanın karşısı 6 bölü alfanın karşısı x'e. Bak buradan başladım. Benzerliğe başladığım üçgene bir yıldız koy istersen. Şuraya bir yıldız koyalım. Alfanın karşısı 6 bölü alfanın karşısı x. 6 bölü x eşittir. Betanın karşısı var burada. 4 bölü buradaki betanın karşısı 6. Dikkat edin, çift çizginin karşısı burada boş, burada boş. Hiç benzerliğe katmadım bile. Boş kenarlar zaten. Boş kenarları ne yapayım ben? Hangi açının karşısındaki kenarlar mevcutsa o kenarları oranlıyorum sadece. Alfanın karşısı 6 bölü alfanın karşısı x eşittir. Bu üçgenden başladım. Betanın karşısı bu üçgende 4'ün. Betanın karşısı bu üçgende 6'yı oranı dedik. İşler dişler. 4x eşittir 36'dan. X'i buradan yine ne bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Evet, güzel sorulardır. Dikkat edin arkadaşlar bunlara. Geldik şu soruya. Ya bak, soruya baktın. Ula dik üçgen yok. Özel açı yok. O yok, bu yok, şu yok. Ne var? Benzerlik. E zaten açı da vermiş. Açıya dal diyor sana. E benzerlikte de bakalım, açıya dalalım. Alfa diyelim, alfa diyelim, alfa diyelim. E sadece açıların eşitliğini vermiş. Açıya dalacağız demek ki. Bir yerden başlayalım. Şuraya mesela beta dersem. Aa, beta dediğim zaman iki açı yan yana geldi. Dayanamam. Ne yaparım? İki iç açın toplamı bir dış açı. Alfa artı beta derim. E hocam şuraya da teta dersem. İki iç açın toplamı yine bir dış açı. Alfa artı teta yaptı burası. Aa hocam burada da, buraya da ne diyeyim arkadaşlar? Buraya da C açısı dersem iki iç açın toplamı bir dış açıdan, burası da alfa artı C yaptı arkadaşlar. Zaten bak üçgenlere dikkat et. Hocam 8'e x'lik bir üçgen var, bir de büyük üçgen var. Bak 20'ye 15'lik. Ya benzerlik varsa üçgen seçeceksin orada. Üçgenler benzer arkadaşlar. Kenarları belli olan üçgenlere bakacaksın. Ya burada bir 8'e x. Sen burada kenarı belli olan üçgene yoğunlaşacaksın. Ya gidip de şu üçgene yoğunlaşmayacaksın. Ya da burada iki kenar yok mesela. Buraya yoğunlaşmayacaksın ya da buraya. Değil mi arkadaşlar? O zaman bu üçgenlere bakalım. Özel bir durum var mı? Hocam burası alfa artı beta. Alfa artı teta, alfa artı c. Aa, burası da alfa artı beta. Alfa artı teta, alfa artı c. İki üçgende, şu üçgenle büyük üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. O zaman bu iki üçgen nedir arkadaşlar? Benzer. Hemen benzerliği uygulayalım. Burada x var mesela. Küçükten başlıyorum. Alfa artı c var burada. Alfa artı c açısının karşısı. Alfa artı c açısının karşısı x'in. Alfa artı c açısının karşısı 15 oranı eşittir. Buradaki 8 alfa artı teta açısında. Alfa artı teta'nın karşısı 8'in. Buradaki alfa artı teta'nın karşısı 20'ye oranı diyeceğiz arkadaşlar. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 4. 8 ile 4 sadeleşse 2. 2 kere 3, 6 mı geldi arkadaşlar? Evet, 6 geldi. Ken 0, 6'nın 6'sı. Cevap yaptı arkadaşlar. Bu sorumun cevabı 6 oldu. Ve geldik son soruya. Son soruya değil. Ya şu soruya. Ne demiş? ADE bir eşkenar üçgen. ADE üçgenin alanı. ADE üçgenin alanı için neyi bulacağım arkadaşlar? Tabii ki şu kenarı bulacağım. Aa hocam, eşkenar üçgen. Buradaki açılar kaçar derece? Hemen şunları yazasımız geldi. 60'ar derece. Hocam bu eşkenarın mantığından dolayı dik çizsem. Ya Allah aşkına dik çizdin, hadi bakalım ne oluyor? X bölü 2, x bölü 2. Burayı da x bölü 2 bölü kök 3 bulduk. Hem 2'yi ya da 8'i kullanabiliyor muyuz arkadaşlar burada? Kullanamıyoruz. Özel bir durum var mı? Yok. Bak, dik üçgenden çıkmıyor. Açı ortay, kenar ortay zaten yok. Özel bir durumdan çıkmıyor. İkiz kenar, eşkenardan da zaten çıkmıyor. O zaman son çare nedir? Benzerlik. Bak, benzerlik aklınızın bir köşesinde bulunsun. Lütfen bulunsun. Yani burada konu seçimi de yapacaksınız. Özellikle üçgenlerde. Yani sıkıştığınız an benzerlik. Tamam. Benzerlik kafanızın burasında durduğu zaman zaten ilk açı açı açıyı düşüneceksiniz. O yoksa farklı bir şey düşüneceksiniz. Onu da yeri geldiğinde söyleyeceğim. Demek ki bu dik çizmeyle çıkmıyor arkadaşlar. Zaten dikkat et, sana açı vermiş bir de. Aa, şuradaki açı kaç derece vermiş? 120 derece. Yani buradaki 120'yi kullanacaksın. Hocam ben bu 120'yi nasıl kullanabilirim? Belki aklınıza özel açı gelebilir. Hocam 120'nin dış açısı önemli. Şuradaki açı dış açı diyebilirsiniz, 60. Bu dış açıyı böyle dik çizerek maalesef kullanamıyorsunuz. Bu uzunluk yok. Ya da şuradaki dış açısı 60 derece. Buradan da dik çizerek maalesef kullanamıyorsunuz. Özel açı mantığından çıkmıyor demek ki soru arkadaşlar. Yine özel açı mantığından çıkmıyorsa benzerlik. O zaman benzerlik. Açı vermişse açıya dalacağız. Dal açıya kardeşim. burası 60 derece. Şurası 60 derece. Bunun tamamında kaç vermiş arkadaşlar? Bunun tamamında 120 vermiş. O zaman burada açılara bir dalalım. Şuraya bir alfa dersem. Tamamı 120 yapacak arkadaşlar. Buraya 60 eksi alfa kaldı. Hocam şu açıyla şu açının toplamı 60 ya. O zaman burası 60 eksi alfa yaptı. Hocam bu açıyla bu açının toplamı da 60 ya. Aa, burası da alfa yaptı. Bak, zaten üçgen 2'ye x'lik bir üçgen var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki üçgen 2'ye x'lik. Buradaki üçgen de x'e 8'lik.
Dikkat ederseniz ikişer açıları birbirine eşit. Alfa 60 eksi alfa. Alfa eşit 60 eksi alfa. Hatta şurası da 120, burası da 120. Bütün açıları birbirine eşit. Alfa 120 60 eksi alfa. Alfa 120 60 eksi alfa. O zaman bu iki üçgen açıdan benzer. Benzerliği yakaladığımız zaman ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Haydi oranlayalım. Alfanın karşısı. Bak buradan başladım, yıldız koydum. Soldan sağa başlıyorum ben ama genelde yıldız koymuyorum arkadaşlar ama siz ilk etapta koyun. Ya soldan sağa ya küçükten bir yere doğru kendinize bir yol belirleyin. Ben buradan başlıyorum. Alfanın karşısı 2'nin. Alfanın karşısı x oranı eşittir. 60 eksi alfanın karşısı 8 demeyin sakın, bak şu üçgenden başladınız. 60 eksi alfanın karşısı x'in. Buradaki 60 eksi alfanın karşısı 8 oranı diyeceksiniz. X kare eşittir 16'dan, x'i de buradan 4 bulacaksınız. Ama olay daha bitmedi. ADE üçgenin alanı isteniliyor bizden. Yani burayı kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Bu üçgenin alanı da nedir arkadaşlar? Alan da eşkenar üçgende a kare kök 3 bölü 4'tü. Şunlar sadeleşince de cevap ne yaptı? 4 kök 3 yaptı sevgili gençler. Güzel bir soru. Önemli bir soru. Kitaplarda da karşınıza çıkan bir sorudur zaten. Ve sanırım geldik son soruya. Evet, bu videonun son sorusu arkadaşlar. Şimdi burası 20 metre 20 metre, burası da 24 metre olarak verilmiş arkadaşlar. Evet, 24 metre. Arkadaşlar ikizkenar var. İkizkenar varsa tabanına ait yükseklik çizmek lazım değil mi arkadaşlar? 12 12. Tabanda mevcutsa tabii ki tabanına ait yükseklik çizeceğiz. 12 12. 12 20 ne üçgeni arkadaşlar? 12 16 20 üçgeni. Evet, bunu yazdık. Sonra diyor ki şekildeki yere dik bir biçimde duran yiğit karşıda duran binanın tamamını görecek mesafede durmaktadır. Yiğitin görüş alanı sabit ve bulunduğu konuma göre değişmektedir. Evet, görüş açısı hep sabit arkadaşlar. Zaten bir insanın bakış açısı hep böyle sabittir arkadaşlar. Mesela baktığınız zaman böyle şöyle bakış açısı ya da aşağı yukarı bakış açısı hep şöyle, nasıl göstereyim bunu ya? Şöyle dur, gösteremedim ha. Şöyle bir bakış açısı. Şöyle bir bakış açısı vardır arkadaşlar. O hep sabittir bakış açısı. Ya atıyorum şeydir. Ne derler? İnsanda atıyorum. Şöyle baktığınız zaman, yukarı aşağı baktığınız zaman işte 180 dereceye yakındır. Şöyle 180 dereceye yakındır. Yani 176 derece mi neydi ya da 156 derece mi neydi arkadaşlar? Daha öncelerinde okudum ama unutmuştum ben bunu. Hatta kedilerde ilginçtir arkadaşlar. 180 dereceyi aşıyor kedilerdeki gözdeki şey. Yani o da kaç dereceydi? 196 derece mi neydi falan görüyordu arkadaşlar. Neyse, bakış açısı hep sabit. Bu yiğit buraya da gelse, gözü buraya da gelse bakış açısı hep aynı olacak arkadaşlar. Bakış açısı hep aynı olacaksa şuraya geldiği zaman da bakış açısı böyle olmayacak mı arkadaşlar? Aynı. Yani bakış açısı aynı demek şuradaki açıyla buradaki açının aynı olması demek. Bakış açısı değişmiyor. Yani şunların da birbirine paralelliğini de bahsedebiliriz arkadaşlar. Zaten diyor ki bana buna göre yiğit sağ tarafa doğru ok yönünde 4 metre ilerlerse, 4 metre ilerlediğinde, o zaman arkadaşlar bak burası yükseklikti bu arada. 4 metre ilerlediğinde bunun tamamı 16 ya. Burası kaç yapar arkadaşlar? 12 yapar. 4 metre ilerlediğinde yiğit sağ tarafa doğru 4 metre ilerledikten sonra binanın kaç metrelik kısmı görüş alanının dışına çıkar? Görüş alanının dışına çıkan kısımları şurası ve şurası değil midir arkadaşlar? Evet. Bunun tamamı zaten 12, 12, 24'tü. Yani ben şuradaki uzunluğu bulursam şunları da bulmuş olurum arkadaşlar. Kaç metrelik kısmı görüş alanının dışına çıkar diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi görüş alanı tamam. Şunlar görüş alanı şu şekilde ya. Şunlar paralel. Bakış açısı değişmedi arkadaşlar. Aynı şekilde bakacak. Yani şunlar paralel. Şunlar da paralel. Bakış açısı da alfa. Arkadaşlar şu üçgenle şu üçgen. Aha da şu üçgenle büyük üçgen birbirinin benzeri değil midir? Niye hocam? Bütün açıdan dolayı. Niye? Zaten burası alfa iken alfa. Burası nokta açısıysa burası da nokta açısı. Burası çizgi açısıysa burası da çizgi açısı arkadaşlar. Değil mi? Evet. Hocam bu üçgenle büyük üçgen benzer. Ama benzerlik oranı ne? Bak burada bir yükseklik var 12. Öbüründe de yükseklik var. Hem de aynı açılardan çiziliyor. Benzerlik oranı neye eşittir? Yükseklikler oranına eşittir. Benzerlik oranı bak alfanın karşısı x bölü alfanın karşısı 24 değil midir arkadaşlar benzerlik oranı? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı. Evet. Benzerlik oranı x bölü 24. Benzerlik oranı bak yükseklik var burada. Yükseklikleri oranına eşittir. Yani 12 bölü bunun yüksekliği 12, diğerinin yüksekliği 16 idi arkadaşlar. Bu orana eşit olmak zorunda. Gerçekten çok güzel bir soru. 4'e böl 4'e böl 3 ve 4. 4'e böl 4'e böl 6. 6 kere 3 18. X'i buradan kaç bulduk? 18 bulduk. Ama soru daha bitmedi. Ben şunu 18 buldum. Benden nereler isteniyordu? Şuraları isteniyordu. Onlar da 24 eksi 18 değil midir? Görüş alanının dışındaki yerler. 24 eksi 18'dir. Yani cevabımız kaçtır arkadaşlar? 6'dır.
Evet, çok güzel bir soru. Bu sene yeni soruların arasına eklediğim bir sorudur arkadaşlar. Bunu da nereden aldım? Tabii ki acil ara sınıf kitabından aldım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok güzel bir soru. Hoşuma gitti orada çözerken. Onu da konu anlatımının içine almak istedim. Normalde hiçbir kitaptan almıyorum böyle soruları ama bizim acil kitabından da bu soru hoşuma gittiği için buraya da tabii ki yayının haberi var. Onlara da söyleyerekten buraya aldım arkadaşlar. Güzel ve hoş bir soru. Belki ara sınıfta çözmüşsünüz. Evet. Böylelikle arkadaşlar ilk videoyu bitirdik. Sırada ne var? Sırada şu kalıp var arkadaşlar. Bu kalıplar çok önemli. Benzerlikte bu kalıplar çok önemli. Biraz sonra onu anlatacağız arkadaşlar. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.